Dimitaş. Şu anda Ankara'da MES Mobilya'dayız. Tabii burası üretim testleri bir alt katta. Birkaç katı da üstte. Hem Türkiye imalatı yapıyorlar MES, hem de yurt dışı bağlantılar var. Kuzey Irak var. Daha birkaç ülkede ihracat yapıyorlar. Şu anda Ankara'daki Ankara sitelerdeki şu anda merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi her şey çok mükemmel, moda uygun, çağa uygun, özel modeller geliştirilerek yapılıyor. Yanımızda şu anda planlama müdürü Sevim Gemitaş var. Efendim bize şey anlatır mısın? Yani MES Mobilya'nın bir özgeçmişini bahseder misin? Öncelikle hoş geldiniz diyorum fabrikamıza. Mobilya'nın merkezi Ankara sitelerde kurulan MES ağırlıklı olarak sandıklı baza, fonksiyonel otel türü baza ve baza baş üretmekte. Tabii bunun yanında üretimimize koltuk takımları ve kanepeler de eklenmiştir. Bilgi ve tecrübe ve becerilerini tasarım alanından yoğunlaştırılıp yenilikçi ve araştırmacı çalışmalarıyla birleştirerek sandıklı, sandıksız, baza veya karyola baş üretimde beğenilen güncel bir çizgi yakalamıştır MES Mobilya. Kuruluşundan bugüne öneri ve eleştirileri açık olan çalışma felsefesiyle, alanında uzman ve tecrübeli personel ile tüketicinin memnuniyetini sağlayan MES, ürünleri ülkemizin birçok yerinde beğeni kazanmış olup dünya markası olma yolunda ihracata açılmışız. Bu ihracatlarımız Kuzey Irak, İngiltere ve yeni olarak Almanya'da eklenmiştir ve bu ağa da ihracatta birçok ülkeler eklenmektedir. MES, otel, hastane, yurt gibi mekanların dekorasyonu konusunda da her türlü ihtiyaca cevap vermekte ve kapasitesi geniştir. Ürünlerimizin TS belgeli ve 2 yıl garantilidir. Fabrikamızdan istenilen ürünlerin günlük düzenli olarak sevkiyatı yapılmaktadır. Farklı imalat çizgisiyle saygın bir imaja ulaşan MES, bilgi ve tecrübe gerektiren özel siparişlerde ayrıca istenilen ölçülerde ürün üretebilme avantajı ile aranılan sayılı firmalar arasında yerini almıştır. 6000 metrekare kapalı alanda yıllık asgari 35.000 adet baza başlı üretim kapasiteli MES, toptan veya perakende siparişleri karşılamak için yeterli donanıma ve uzman personele sahiptir. Evet. Sevim Hanım'a teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde bize MES Mobilya'yı anlattı ama ürettiğiniz ürünlerden bize bahseder misiniz? Yani şuradan başlayalım. Şu MES'i biz çektik ama yine de birer bir anlatın bize, olur mu? Mesela buradan başlayalım. Teşekkür ediyorum. Şimdi ürünlerimizin 2015 modelleri olarak vitrin görseline yakışan koltuk ve kanepelerimizden birkaç tane örneği burada. Birçok koltuklarımızda yatak avantajı vardır. Üçlüler olarak gördüğümüz bu takımlarımızda her ikisi de yatak olarak kullanılmakta. Bunları anlatıyoruz değil mi? Tabii. Bu koltuklardan bahsediyorum. Yine çizgisi birazcık daha avantgarda yakın ama tam anlamıyla hani avantgard olmayan modern bir takım dediğimiz Amerikan çizgi adında bir koltuğumuz var. Bu koltuğumuzun modeli de 2015 modeli. 2015. Evet, yeni ürünlerimizden. Biz şimdi koltuklarımızda avantajlı gördüğümüz yatak durumunu halen devam ettirmekteyiz. Peki şöyle geçelim, bu oturma grubu mu? Bunu buraya anlatır mısınız? Şöyle. Şunları anlatır mısınız? Bu koltuğum da yine aynı şekilde 2015 üretiminde bir koltuk. Talepte görmüştür. Yani şimdi 3. aydayız ve 3. ayda gördüğüm kadarıyla talep gören bir ürün. Yine ikili 3 tane olan, pardon, üçlü takımlarımızdan yatak mevcutu var. Ve arkamızda gördüğümüz mini grup dediğimiz avantajlı bir takım. İkili kanepe olan ve içinden yatak çıkan bir takımdır. Bu yatağımızı içeriden açtığımız için küçük odalarda ve hastane odalarında, otel odalarında, oradan değil içinden açıyoruz biz bunu. Hastane odalarında, otel odalarında talep gören, daha çok öğrenci odalarında talep gören bir ürünümüz. Yine bizim kollarından
biraz kısarak hani evlerinde küçük yapıya sahip olan odalarda kollarından biraz kıstık. Ama yatak alanını yine geniş tuttuk. Hani yerli sıkıntısı olan insanlar için yine iki tane üçlüsü, iki tane berjeri olan bir takımımız. Bu takımım da güzel. Şimdi şöyle bir köşe takımım var. Bu köşe takımım evet salon için uygun. Çok pardon. Böyle bir köşe takımım yine bu senenin modeli. Böyle bir köşe takımım 4.20'ye 3 metrelik bir takım. Ama biz bunu sağlı sollu değiştirebiliyoruz. Yani isteyenin hani odasının köşesine göre değiştirebiliyoruz. Parçalı bir ve kendinden kancalı bir takımdır. Mevcuttaki ölçüsünün dışına çıkabiliyoruz. Küçülebiliyor ya da büyüyebiliyor. Tek parçayı çıkartabiliyoruz. Joseph'in dediğimiz, dinlenme dediğimiz ayak ucu gibi tarafından dolayı avantaj görüyor. Güzel bir takım. Benim üretimde kendime en çok mesin ilk kimliği diyeyim. Baza, evet mesin ilk kimliği. Baza. Bazadır. Bazada bizim hani iddiamız şudur. İlk göz ağrımızdır. Bazada iddiamız şudur. Biz hani ürünlerimizin profilin et kalınlığından, kayıt sistemlerinin sıklığından, kullandığımız suntanın kalınlığından hiç sakınmadan, hiç kaçınmadan o anlamda ürünlerimiz çok sağlamlığından emin olduğumuz bir takımlarımızdır bizim. Çevrede böyle insanların sırtları ağrıyor. Böyle bulmuş yataklarımız var mı? Birerler falan. Şimdi bizim yataklarımızda 6 çeşit yatağımız var. Her türlü yatağımız var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Benim Esatto dediğim bir yatağım var. Bu Esatto dediğim yatak sert ortopedik ama double bir ortopedik yatak. Yani o ortopedikliği yüksek olan bir yatak. Yazlık kışlık tarafı vardır. Bu yatak mesela bel ağrılarını rahatsız olan insanlar için iyi geliyor. Ve çok da talep gören bir yatağım benim. Evet Esatto dediğim double süper ortopedik yatağım. Fazlasıyla talep gören bir yatağım var. Benim yine bu sene ihracatını çok fazla yaptığım, dış ülkelerin talebine çok fazla bulunduğu yeni yuvarlak bir bazam var. Bu bazam da benim 2.22 çapındadır. 2.20'ye 2.20 ölçüsünde. Çok fazla talep görüyor ve otel odalarında çalışmalarında da çok talep görüyor. İhracatımda da şimdiki talebe göre güzel bir ürün olarak görüyorum. Size tanıtacağım. Kendi üretimimiz olan yine yataklarda hani alez dediğim ürünleri kullanıyoruz, üretiyoruz. Tekstillerde yastık, yorgan üretiyoruz. Uyku pedi üretiyoruz. Bunlarda silikon yorganlarımız. Silikon yorganlarımız da var. Şimdi benim başlıklarım da profil başlıklardır. Hani profil başlık da şöyle göstereyim ben size. Modern, sağlamlığı kuvvetli olan profil başlıklarım var. Modern, günümüze uygun. Hedefleriniz nedir? Yani Almanya'dan sonra başka ülkelerde ihracat yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii yani hani biz bu işi yaptığımız süre içerisinde biz geniş anlamda tabii ki dış ülkelerde her zaman piyasamız, her zaman pazarımız olsun isteriz. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi Almanya'da olan çalışmamız, İngiltere'de olan çalışmamız ve Kuzey Irak'ta olan çalışmalarımızın neticesine baktığımda benim MES olarak birçok ülkelerde yine yerimin olacağını düşünüyorum. Bunlar için de zaten çalışmalarını başlattık ve devam ediyoruz. Şimdiki çalışmalarımızın arasında farklı ülkeler olarak Fransa var. Fransa evet şu an Fransa çalışmasını yapıyoruz. Fransa yeni anlaşmalar başlıyor. Bir Fransa çalışmalarımıza da bakacağız. Projelerimiz hazır. Projelerimizde. Şimdi ben yani bazı olarak 35 bin
Baza kapasitesi üreten bir firmayım, fabrikayım. 35. Evet. İstanbul'da, onun dışında artık her gün artık. Yani tabii bu bazanın yanında hani günlük benim hani 15 takım olarak koltuk takım üretmem. Tabii ki bunun yanında işte bazanın ek ürünleri olan başlıkları üretmem. Tekstil ürünlerini üretmem günlük olarak. Evet. Demek ki planlama müdürümüz şu anda gözü yurt dışında, hiç Türkiye'den bahsetmiyor. Yok, Türkiye'de de piyasamın hani markalaşmakta hani yerimin olduğunu biliyorum. Türkiye'de kendimizi ispatladığımızı düşünüyorum. Bu anlamda da hani MES ürünlerinde ve MES kalitesindeki arkadaşların hani bize geri dönüşlerini çok iyi biliyorum. Bu anlamda tevazu göstermem gerekli mi onu da bilmiyorum ama kalite olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Biz planlama müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Yani bu konuda Sevim Hanım bize bayağı bilgi verdi. Biraz sonra MES Mobilya'nın kurucusu Mete Recepoğlu'na gideceğiz. Firmayı tartışacağız. Onu biraz da Karsar'dan adı tartışacağız. Tamam. Teşekkür ediyoruz.